Geçen hafta Siirt Şirvan'da göçük altında kalan ve yaşamını yitiren nere Allah'tan rahmet diliyorum ve ailelerine halkımıza başsağlığı diliyorum. Emekçinin, işçinin bu kadar ihmal bir durum karşısında yaşamını yitirmesini asla kabul etmiyoruz. HDP dünya dünyadaki en yüksek seçim barajı olan yüzde onluk seçim barajını yıkan. Türkiye'deki tüm halkların, tüm inançların, ezilenlerin, sömürülenlerin, dışlananların, ayrımcılığa uğrayanların yani aslında bu ülkenin çokluğunun ve çoğunluğunu temsil edenlerin tek muhalefet partisidir. AKP ve sarayın rejimi dünya tarihinde sadece Hitler'de, Franco'nun, Franco, Franco'nun, Franco Mussolini'nin rejiminde görülmüş bir darbe ile 4 Kasım'da eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Grup Başkan Vekilimiz İdris Baluken ile birlikte milletvekillerimizden Selma Irmak, Nursel Aydoğan, Leyla Birlik, Gülsel Yıldırım, Ferhat Encü, Abdullah Zeydan ve Nihat Akdoğan'ı rehin alarak partimizi fiili kapatma girişiminde bulunmuştur. O yeni darbe rejimi ülkemizde yaşayan halkların Düşman hukukunu aslında reva görmektedir. Varlığını baskı, zulüm ve savaş politikalarına bağlamıştır. 4 Kasım darbesiyle de demokrasi tarihinin utanç sayfalarına bir yenisi eklenmiştir. Dolayısıyla sizin bu politikalarınızı reddediyoruz ve kabul etmiyoruz. Hakların geleceğini çalan rant, yolsuzluk, hırsızlığın yanında ölüm, gözyaşı ve kan dışında hiçbir şey vaat etmeyen bu çürümüş... Tamamlayın lütfen bir dakikada. Bu çürümüş sisteminizin direnmeye devam edeceğiz. Kendi kişisel çıkarlarınız için ülkenin geleceğini rehin almanıza izin vermedik. Bu yüzünüzü kirli politikalarınızı kabul etmedik ve bunu değiştirmeye de ant içtik. İşte bunun için partimize, halkımıza saldırdınız. Sandıkta, sokakta, meclis kürsüsünde, yaşamın her alanında bizi yenemediğiniz için eş başkanlarımızı, grup başkan vekilimizi ve milletvekillerimizi siyasi bir kararla rehin tutarak iktidarınızı devam ettirmeye çalışıyorsunuz. HDP'nin çok kısa bir süre genel kurulda olmamasını nasıl da fırsatçılığa çevirdiniz gördük. Yine emek düşmanı, kadın düşmanı, toplum düşmanı, yasa ve tasarlarının nasıl yangından mal kaçırırcasına geçirmeye çalıştığınızı biz ve halkımız görmüş oldu. 438 sayı... E sıra sayılı kanun tasarısının bir bütününü ele almak ve değerlendirmek gerekiyor. Sadece verilen geçici maddenin geri çekilmesiyle bu sorun ortadan kalkmıyor. Aynı zamanda madde içerisinde yer alan 13. madde de çok ciddi bir sıkıntı söz konusu ve kadın örgütlerinin ve bizlerin de ifade ettiği gibi bu yasa maddesi de yine af kapsamı içerisinde ele alınarak değerlendirilmek zorundadır. O yüzden bu sorunu gidermek sadece verilen bir eklenen maddenin geri çekilmesiyle çözülebilecek bir sorun değildir. Biz maddenin tümünü yani 438 sayılı kanun sıra sayılı kanun teklifinin tamamen geri çekilmesini ve tekrar kanun teklifinin yeniden görüşülmeye açılması için de komisyonda tekrar ele alınması gerektiğini ifade etmek istiyoruz ve bazı maddeler vardır ki gerçekten önüne geçemez. Siz de tamamlayın lütfen açalım arkadaşlar bazı maddelerdeki e, belki ayrıntılara tek tek girmeye zamanımız yok ama şunu söyleyebiliriz ki 13. maddede evlilik yani e, Rıza yaşının 12'ye indirilmesi de aynı zamanda af kapsamında ele alınması gereken bir durumdur. İkincisi evlilik olarak nitelendirilen ve yasa olarak değerlendirilen bir durum da söz konusu. Bu nikah ıı, meselesi ya da evlilik durumunun eşler arasındaki eşitlik üzerinden değerlendirilmesi Anayasa'da çok net olarak ifade edilmiştir. Oysa bu yasa tasarısında ıı, istismara uğrayan ve ıı, bunu uygulayanlar arasındaki bir eşitlik söz konusu değildir. Bu tamamen kabul edilemeyecek bir yasa tasarısıdır. O yüzden kadın örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, çocukların, çocuk haklarının ve İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı olan maddelerin yer aldığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Sadece bir maddenin çekilmesiyle bu yaşanan kriz ortadan kalkmıyor. Bütün yasanın komple geri çekilmesi ve yeniden bir kez daha kadın örgütlerinin, çocuk örgütlerinin bütün toplumun görüş ve düşünceleri alınarak komisyonda yeniden ele alınması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yine hakeza TCK 103'te çok net ifade edilen 15 yaş altındaki çocukların cinsel davranışına, Rıza, dinsel davranışa rızasının olduğunun kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmesine rağmen 13. bu yasa tasarısının 13. maddesinde bu yaş 12'ye indirilmiş durumdadır. Yani bu hem e, uluslararası sözleşmelere, İstanbul Sözleşmesi'ne ve bundan önceki sözleşmelere imza attığımız maddelere de aykırı bir durumdur. O yüzden hem anayasaya hem iş tüzüğün D88. maddenin ikinci fıkrasına da baktığımızda orada tamamen... Tamamlayalım lütfen yasa tasarısının geri çekilmesi ve sonradan görüşülmesi konusu da meclisin kararı ve iradesiyle belirtilmiş bir durumdadır. O yüzden bu kadar kamuoyunun hassas olarak gördüğü kadınların ve çocukların tecavüzcüsüyle evlendirme gibi bir durumun ortadan kalkmasını sağlayacak en önemli husus burada bu yasa tasarısının geri çekilmesi ve yeniden komisyona götürülerek bu hassas maddelerin özelde kadın örgütlerinin ve çocuk örgütlerinin itirazları ve bizlerin de itirazları göz önünde bulundurularak yeniden e, ele alınması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Yoksa bu gerçekten af kapsamında bu anayasaya aykırı ve e, geri dön anayasa mahkemesine müracaatla geri dönecek bir yasa tasarısı daha önce de emsali bulunan bir durumdur. O yüzden bugün bunun buradan oylanmaması talep ediyoruz ve geri çekilmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.